Şimdi oruçla işte kendince dalga geçen, işte kötü gören bir gafilinle mücadelemiz. Bununla zaten biliyorsun, ben söyleyeyim böyleyim deyip sağ atıp tutan ne yaptığını anlamaz biri. Bir aşık ve sefalet çektiğinizde öpenler efendiköyle bayramınız kutlu olsun demiş. Asıl sefalet bir boğazına birkaç saat dahi boğazına hakim olamayıp şiştik de şiştiği yer. Demek ki ayağı yapan kendini kandırmakta öte gidemediği halde kendini süper zeka ilan eden uyduruk yorumların esiri olmuş halde asıl yaşamı 3 kuruşa satıp kendini kardan başka pay bırakmayan gafil ordularına hastır. Süper zeka kutlu olsun seyranın az daha oyalan dedemesi gerçekten birkaç dakika dahi kendini hükmedemiyor ve tutuyor orada hakem kesiyor. Onun üzerine konu devam etti. Özellikle böyle bir şey anlamında da olsa, yazı anlamında da olsa bir görün. İnşallah devamını YouTube'da izleyin. Allah bizi kendi kıyılan halinden korusun. Gerçekten insanlar ne anlamaz bir haldeler. Ya Rab bize merhametinle bak. Bakın arkadaşlar, kendince devam ediyor. Bir fikir gelen anlamdan atıyorum. Bazen bence monarşi biat ve tabibi etmiş, beyin ölümü gerçekleşmiş, bir akraya kopmuş. Bakın hemen kendini merkeze koyup kendini egosunu tatbik biçim kendine bir otorite olarak kendini ortaya atıyor. Sen bir insan olarak kendine ait düşünce biçim var mı? Despot, elengoz, sus insanlar seni bilgi sansınlar. Yani bu her zamanki hali, hemen saldırıya geçiyor. Ne dediğini farkında olmayan malum kişi. Pratik hayat ile bağ olmayan, ne idi belirsiz, gerçek hayata taşınmayan yorumları yaratanın öğretisi gibi kabul edip onlarla kendini avutandır. Yani bu insanlar işte şu insan bunu dedi, şu bilme filozof, şu tarih şöyle, tamamen kapalı mesele, işte bilme milyonlarca yıl önce şöyle oldu. Bunları gerçek ayet gibi kabul ediyorlar. Allah'ın apaçık ayeti, hayattaki doğrudan karşılığı ayetleri ise boş söz zannediyor. Şeytan işte böyle çeviriyor. Bana ait düşünce bana hayatı en doğru yerde yakalamaya yardım edip sahip çıktım ve bunun da elinde hayatım güzellikleri getiren Rabbin adıyla denileşip aktardığım her şeydir. Çünkü herkese gibi göz, kulak, kalp, akla sahiptir sağlıklı her birey. Mesela onlarla en güzel yemekler, en güzel mutluluk yemeğini yapmaktır. Yemekler benzer yiyeceklerle yapılır ama herkesin bilgisi ve el lezzet değişir. Türeviniz ile haliniz yemeği mahvettiğiniz anlayan herkese ayağın iken onu en güzel yemek diye yutturmaya çalışma despotluğudur. Yani bu herkese kalp, göz, kulak, belli zaten şeyler var, organlar var Allah'ın takdiriyle. Yani mesele anlamaktır. Hayatta asıl olay nedir? İnsandan anlamaktır. Bu anlamamıza yardım eden bizim gözümüz, kalbimiz, işte hislerimiz, belli oranda işte zeka dediğimiz hepsi bir bunun içindedir. Akletmenin bir parçasıdır hepsi. Bilgiler dışarıda işte bir zaten bir fabrikaya benzer bir ürünün girip de oradan işlemiş halde çıkması gibi, akletme de böyle bir süreçtir insanda. Bu da bunun içinde Allah bize işte aynı yetenekte şeyler vermiştir. Mesela onlara sahip çıkmak, değerini bilmek, şükretmek ve onları geliştirmek, onlarla en güzel sonuca ulaşmaktır. İşte bu kişiler kendileri anlayan herkes, yani onların yaptığı yemeğin yenilecek bir şey olmadığını, rezil bir şey olduğunu gördüğü halde bunlar hala direniyorlar. Yani zaten iman edenlerin öncüsü olarak geldi Mesih. Daha onu öne sürmedim. İnancım benim kimliğimdir. Ona saldırı elbette kimliğime saldırıdır. Cehaletin Allah'ın nasıl hali olmasaydı yaptığının nereye gittiğini anlardın en azından. Sözü dalazok seni. Doğrular rahmetinden kovma. Yarab dalazok bilenler bilir. Bu şeydir. Yani Kürtçe'de ortalığı karıştıran bu küçük hortumlardır. Mahveder ortalığı ve gider. Bu da tamamen o kafada bir kimse. Şimdi bu Kürtçe demişken, bu bir tane cahil işte Kürtçe yazının altına böyle ahlaksız bir görüntü, güya öğretmen haysiyetsizin tek zirvesi çıkmış hareket yapıyor. Aslında kendi cehaletini ortaya döküyor, kendi rezaletini ortaya koyuyor. Hayır, diller Allah'ın yaratılışın kudreti, tıpkı nimetler gibi bin bir çeşit meyvelerin olması gibi diller de Allah'ın kudretini sembol eder. Bu yüzden de onları işte küçük görmek, onları farklı şey görmek, onlara karşı ırkçılık cehaletin daniskasıdır. Bunu bilelim. Bu yüzden de herkes kendi istediği dili konuşup onunla istediği ana dilini yazma hakkına sahiptir. Bu yüzden onunla eğitim alma hakkına sahiptir. Onu istediği şekilde kullanma hakkına sahiptir ve resmi yerlerde dahi
insanlar bu kadar iş yapılıyor. Gayet seçenekler sunulması gerekiyor. Ne demek sunulmaz? O kadar insan her bir gerçekte bir şey varsa ona inkar etmek, var olanı inkar etmektir zaten. Bugün Allah'ın ayetleri apaçık bir şekilde en güzel yolu öğretiyor ki insana insan olmanın erdemli, akıllı, adil insan olmanın merhamet insanda yoksa insan zaten zalimin önünde gidenidir merhameti çıkardığında. İnsan bir imanı, Rabbini bulmayan, haddini bilmeyen bunun doğrultusunda onu frenleyen bir inanç üzere olmayan bir kişi çıkarperest bir takım kişilerin, korkuların, çıkarların esiri olmaz mı? Elbette olur. Bu yüzden de asıl olan merhametli, adil bir insan, akıllı bir insan olmaktır. Bunun için de Allah'ın bize öğrettiği en güzel akla sahip çıkmalıyız. Rabbimizin asıl sefalet bir boğazına hakim olabilip şiştikçe şiştiği yerde emekçi ayı yapan, kendini kalmakta öteye gidemediği halde kendini süper zeka ilan eden uyduruk yorumlar esir olmuş halde asıl yaşamı 3 kuruşa satıp kendini kardan başka pay bırakmayan gafil ordularına hastır süper zeka. Allah bizi kendine kıyanların anlamazların halinden korusun. Bu yüzden de imansız kimsenin gerçekte yönetimde olması bir felakettir. Ama akıllı olması lazım. Bir takım işte imanlıyım deyip de geçmişte toplanan ezberlere tabi kimse o zaten gerçekten kafası tıkalı. Gerçekten rezil bir haldedir. Ama mesele kendini bir önceki gününden daha iyi olmaktır. Ve ibadetler de bugün insanlarda bütün yıkımlar, bütün sıkıntıların temeli nedir? Bütün sıkıntıların temeli insanların bugün boş vermişliğidir. Bütün bugün despotlukların, sıkıntıların, diktatörlüklerin, insanların bunalım içerisinde psikolojik sıkıntılara gark olmasının temel sebebi boş vermişliklerdir. İşte ibadetler hayatı yakalamamız için, önünü arkasını tartmamız, yakalamamız, düşünmemiz ve bilgiyle yaşamamız içindir. Bu yüzden anlamadan iş yapan gafildir. O gerçekten bir Müslümanın layıkıyla anlamamıştır. Sürekli daha kendimizin daha iyi halini kovalamalıyız. Allah onlarla beraberdir. Mesih'i gönderin. Gereğince açıklayıp çıkaran Rabbe özgür olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.